Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Haftalık olağan MYK toplantımız devam ediyor. Gecikme nedeniyle gösterdiğiniz anlayıştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz gibi belediye başkanlarımızla ve il başkanlarımızla 20-21 Nisan tarihlerinde iktidar yolunda Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği çalıştayımızı gerçekleştirdik. Seçilmiş 409 belediye başkanımız ve il başkanlarımızla büyük bir salonu hınca hınç doldurabilmenin, o koltuklarda oturan kişilerin sandıkta kurduğumuz Türkiye İttifakı'nın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları olmasının haklı gururunu ve onurunu yaşadık. 31 Mart yerel seçimlerinde Baba evine dönüşler başladı. Köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden alan, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini örgütleyen, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen çağının çok ilerisinde demokratik, özgür, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba evidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi baba evinin tapusu kimseye ait değildir. Baba evinin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kayıtlıdır. O yüzden vakit kaybetmeden daha fazla yurttaşımızı baba evine bekliyoruz. Hayat pahalılığı nedeniyle ezilen, 3 kuruş maaşla ayın sonunu getirmeye çalışanları baba evine bekliyoruz. İnançları nedeniyle, etnik kimlik ve kökenleri nedeniyle, siyasi görüşleri ve yaşam tarzları nedeniyle ötekileştirilen, ayrıştırılan, yok sayılanları baba evine bekliyoruz. Dini duyguları, milli duyguları, vatan, millet, bayrak sevgisi yıllarca sömürülen kim varsa baba evine bekliyoruz. Baba evinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler var. Baba evinde Cumhuriyet kadınları var. Baba evinde 10 bin liraya geçinmek zorunda olan emekliler, atanamayan atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları var. Baba evinde 17 bin lira asgari ücretle çalışıp, kira ödeyip, çocuk okutup geçinmeye çalışanlar, gece boyu ayazda titreyerek ucuz kıyma kuyruğunda bekleyenler, pazarda çürük meyve sebze toplamak zorunda kalanlar var. Baba evinde vatan toprağını korumak için şehit düşenlerin aileleri var. Baba evinde bağımsız ve tarafsız yargı hasreti çekenler, haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü ellerinden alınanlar var. Baba evinde o yoksa hizmet de yok diyerek tehdit edilen depremzedeler var. Baba evinde ağaca, suya, toprağa siper olmuş doğa katliamlarına dur diyen milyonlar var. Kısacası baba evinde ezilenler var, mazlumlar var ve mağdurlar var. O yüzden herkesi baba evine bekliyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız, yerel seçimlerin sonucunda 14 büyük şehir, 21 il merkezi olmak üzere toplam 35 ilde belediyeleri kazandık. 314 ilçeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetecek. %38 oy oranına ulaşarak partimizi hep birlikte birinci parti yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi artık toplumun her kesiminden oy alabilen bir siyasi partidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye İttifakı kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Ve göreceksiniz... İktidar yolunda ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önümüzdeki beş yıl boyunca halkımıza en güzel hizmetleri götürecek. Ancak kazandığımız belediyelerde inanılmaz bir israf tablosu ortaya çıktığını da bilmenizi istiyoruz. Bazı belediyeler gider ayak yağmalanmış ve talan edilmiş. Hemen hemen tüm belediyelerin milyonlarca liralık borcu. Yeni belediye başkanlarının sırtına yüklendi. Bu kadar para nerelere harcandı? Hangi vakıf, hangi dernek, hangi medya gruplarına ne kadar kaynak aktarıldı? Kaç paralık çerez, kaç paralık kuru yemiş alındı? Kimlere hangi ballı ihaleler verildi? Bunların hepsi yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. Değerli basın mensupları, bir söylediği bir söylediğini tutmayan AKP iktidarı ve yönetim kadrosu İsrail konusunda konuştukça batıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 27 Mart'ta bir televizyon programında İsrail ile ticaret yapılmadığını savundu ve bunu eleştirenleri de Mossad ajanı olmakla itham etti. Aynı Ömer Bolat 28 Mart'ta yani bir gün sonra katıldığı bir başka programda hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmalarıyla ticaret yapmıyor dedi. Hatta baş yandaş bir gazete 8 Nisan 2024 tarihinde İsrail'le ticaret koca bir yalan başlığıyla haber yaptı. Sonra ne oldu? Ticaret Bakanlığı 9 Nisan'da bir açıklama yaptı ve İsrail'le olmadığını iddia ettikleri ticarete kısıtlama getirdi. Tarih 20 Nisan 2024'ü gösterdiğinde ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi katıldığı bir programda İsrail'le yapılan ticareti zarar veren, zarar vermeyen olarak ikiye ayırarak yaptıkları iki yüzlülüğe kılıf aradı. Şu sözlere bakın. İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyorlarmış. Ama İsrail serbest ticaret anlaşmasından da vazgeçemezlermiş. Neden? Çünkü altı satıp bir alıyorlarmış. Ya günahtır, ayıptır. Bir taraftan Gazze mitingi yap, bir taraftan gelsin yeşil dolarlar. Bir taraftan Büyük Filistin mitingi yap, Diğer taraftan altı sat bir al. AKP zihniyetine göre masum insanlar ölebilir, çocuklar, siviller ölebilir ama ticaret devam eder. Meydanlarda insanları toplarız, iki nutuk atarız, kitlelerin insani ve vicdani duygularını okşarız, biraz inanç ve din sömürüsü yaparız ama ticaret devam eder, dolarlar akmaya devam eder. Neden? Çünkü 6 satıp 1 alıyorlar. İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor. Nihat Zeybekçi ise soykırım suçu için eyvallah ama diyor. Yalnız AKP'lilere söyleyelim. Artık herkes bu yalanların, bu riyakarlıkların ve bu iki yüzlülüğün farkında. AKP'li yetkililerin saraydaki Göbels özentisi danışmanların ve medyadaki trollerin bu çelişkili ve manipülatif açıklamalarına artık kimse inanmıyor. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir yönetmelik yayınlandı. Cemevlerinin, aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiş. Cem evlerini hala Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesi altında tutarak Alevi yurttaşlarımızın ibadetlerine ve Alevilik inancına bir kültürel değer muamelesi yapan zihniyet lütfetmiş ve Cem evlerinden eğer şartları sağlarsa aydınlatma gideri almayacaklarmış. Ya bir kere Cem Evleri'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işi ne? Cem Evleri Kültür Sanat Kurumu ya da Tanıtım Ofisi değildir, ibadethanedir. Tekrarlayalım. Cem Evleri ibadethanedir. Alevilik de kültürel bir etkinlik değil, inançtır. Cem ve semah da birer kültürel aktivite de değil, ibadettir. Şatafatlı sofralara makam araçlarına, yurt dışı toplantılarına akıttığınız diyanet bütçesi ne güne duruyor? Aleviler vergilerini ödüyor ama diyanetten haklarını alamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiç kimse inançları etnik kimlik ve köken nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ötekileştirmeye son vereceğiz ve toplumdaki her kesim bu ülkeye aidiyet duygusunu sonuna kadar hissedecek. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Erzincan İliç'teki maden faciasının üzerinden iki ay geçti. Nihayet mecliste faciaya ilişkin bir araştırma komisyonu kurulabildi. Komisyonda AKP'li Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yer alıyor. Süleyman Karaman 22 Temmuz 2004'te 41 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Pamukova tren katliamının yaşandığı dönemde TCDD'de genel müdürü olan kişi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım o dönemde Karaman hakkında soruşturma açılmasına izin vermemişti. Aynı Karaman 2022 yılında Anagoldun madeninde şirketin çevre ve şehircilik bakanlığınca sıkça denetlendiğini iddia etmişti. Bu kişinin yer aldığı komisyondan tarafsız, bilimsel ve objektif bir rapor çıkmasını bekleyeceğiz. Öyle mi? AKP iktidarının bu ve benzeri facialarda izlediği bir yol var. Mecliste kurulacak olan araştırma komisyonlarına araştırılacak konuda sicili bozuk olan bir kişiyi Mutlaka atıyorlar. Kazaların gerçek nedeninin yapılan ölümcül ihmallerin ve ihmaller silsilesinin üzerini örtecek, manipüle edecek birilerini mutlaka buluyorlar ve atıyorlar. Atıyorlar ki komisyonda olayın üstünü kapatsın. Atıyorlar ki gerçek sorumlular aklansın ve ortaya çıkacak olan ihmaller zinciri yok sayılsın atıyorlar ki AKP'ye zeval gelmesin. Bunu FETÖ araştırma komisyonunda da gördük. Soma'nın katilini Amasra araştırma komisyonunun başkanı yaptıklarını da gördük. Çünkü asıl amaçları olayları araştırmak değil, toplumda oluşması muhtemel olan tepkiyi ve infiali bastırmak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonlarında gerçeklerin ortaya çıkması, ihmali ve kusuru olanların tespit edilerek yargı makamlarının önüne çıkarılması ve bu olaylardan ders çıkarılarak tedbirler alınarak benzer olayların yaşanmaması için doğru bildiğimizi söylemekten asla geri durmadık. İliç faciasını araştırmak için kurulan komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen Genel Başkan Yardımcımız ve Çalışma Gölge Bakanımız Gamze Taşcıer, Genel Başkan Yardımcımız ve Enerji Gölge Bakanımız Deniz Yavuz Yılmaz, Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül ve Muğla Milletvekilimiz Cumhur Uzun'la yine aynısını yapacağız. Komisyon çalışmalarının adaletten bir gram sapmasına dahi izin vermeyeceğiz. Bu bizim il içte toprak altında kalan canlarımıza karşı boynumuzun borcudur. Kimsenin en küçük bir şüphesi dahi olmasın. Değerli basın mensupları, AKP iktidarı seçim şokunu hala atlatamadı. Kent lokantası oy mu kaybettirir diyen bir genel başkanla daha çok şok yaşarlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her konuda öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlarıyla emeklilere bayram ikramiyesi geldi. Taşeron işçilerimizin kadro sorunu büyük ölçüde çözüldü. EYT sorununu gündemden düşürmedik, kısmen çözüldü. Şimdi de Kent Lokantası projemizi AKP'li belediyeler uygulamaya başladı. Gaziantepli vatandaşlarımız da Kent Lokantası projesi sayesinde dört kap yemeği 40 liraya yiyebilecek. Fatma Şahin gibi diğer AKP'li belediye başkanlarını da bizi takip etmeye çağırıyoruz. Ne diyelim Cumhuriyet Halk Partisini ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri takip etmeye devam edin. Çünkü her şey çok güzel oluyor. AKP'nin her bir şeyi bilen ekonomist genel başkanı kent lokantalarına yenik düştü. 10 bin lirayla geçinin dediniz, emekli vatandaşlarımızla dalga geçtiniz, açlığa mahkum ettiniz ve emeklilere yenildiniz Sayın Erdoğan. Asgari ücretin altında kira kalmadı. Ev demeye bin şahit isteyen, dört duvarı olan üstü kapalı bir bina bile durduğu yerde asgari ücretli bir işçiden çok daha fazla para kazanır hale geldi. Bir işçinin ödeyemediği ev kirasına yenildiniz. Ekonomik darboğazın huzur bırakmadığı ailelere, buzdolapları bomboş, tencere bile kaynamayan evlere, geleceğinden umudu kesmiş gençlere, yarınını göremeyen annelere babalara, parasızlığın, mutsuzluğun, kapanına kısılmışlığın, sebep olduğu asık suratlara ve çaresiz bakışlara yenildiniz Sayın Erdoğan. Bakanınızın tabiriyle bu yerel halka yenildiniz Sayın Erdoğan. Ya bu yerel halk ne demek değerli arkadaşlar? AKP'nin ekonomiyi düzeltmesini beklediği, ekonomiyi teslim ettiği Mehmet Şimşek adeta bir sömürge valisi gibi konuşuyor. Herhalde 22 yıldır iktidar olmanın nimetlerinden faydalanan AKP'nin krem döle krem, şanslı azınlık, kaymak tabakası hariç geri kalan herkesi kastediyor. Yerel halk değil Sayın Şimşek, Türk halkı, Türk milleti, yüzyıllık cumhuriyet ve vatansever Türk milleti bu tavrı, bu ifadeleri hak etmiyor. Değerli arkadaşlar, aynı Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edip kesintiye gideceğiz dedi. Peki biz de soralım. Bu kesinti, bu tasarruf kimin cebinden yapılacak? Ortada yıllarca borcu ödenecek, dolarla, avroyla ödeme garantisi verilmiş plansız projeler var. Holdingler için sürekli vergi affları çıkarılıyor. Onlar anladığımız kadarıyla tasarruf kapsamında değil. Peki bu faturayı kim ödeyecek? Mehmet Şimşek'in deyimiyle yerel halk. Yani mahallenin bakkalı, okulun yanındaki kırtasiye sahibi, gençlerin kahve içmek için gittiği kafenin sahibi ödeyecek bu hesabı. Değerli arkadaşlar, menüyü hükümet hazırladı, yemeği yandaşlar yedi, sömürge valisi gibi konuşan Mehmet Şimşek de şimdi hesabı yerel halka ödetecek. Kamuda tasarruf sağlanacak mı diye sorsak onun da yanıtı belli. İtibardan tasarruf olmaz diyecekler. Saatlerini, yemeklerini, pahalı çantalarını gösterecekler. İtibardan tasarruf olmaz diyen Mehmet Şimşek birkaç gün önce IMF Başkan Yardımcısı ve Avrupa Direktörü ile görüştü. Görüşmenin ardından IMF Avrupa Direktörü Alfred Kammer Türkiye'deki yürürlükte olan programı destekliyoruz dedi. Değerli basın mensupları, buradan görüyoruz ve anlıyoruz ki Türkiye IMF'siz IMF programı uyguluyor. AKP Genel Başkanı'ndan bakanlarına kadar hepsi kendileri dışında bir sorumlu bulma ve yanlış politikaların bedelini başkalarına ödetme derdinde. Hazine Bakanı ekonomik buhranın acı faturasını halka ödetmek istiyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan da ekonomideki kendi başarısızlıklarının faturasını başkalarından çıkarmaya çalışıyor. Ona göre sorumlu kimi zaman zincir marketler, kimi zaman büyük şirketler. Utanmasalar kiraların emlakçılar yüzünden, altın fiyatlarının da kuyumcular yüzünden arttığını iddia edecekler. Serbest piyasa ekonomisi dediler. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal devlete yönelik hizmetlerini kendilerince küçümsediler. Kent lokantası da neymiş dediler ama kendileri market kurdular. AKP'nin genel başkanının kar amaçlı kurulmadı dediği tarım kredi marketleri mer fahiş fiyatları pek seviyormuş. Market 2023'te bir hayli kar elde ettiği gibi yöneticilerine de 5 milyon liralık menfaat sağlamış. Neyse ki bu ülkede namuslu, işinin ehli, bağımsız denetim firmaları var da biz de gerçekleri bu şekilde öğrenebiliyoruz. AKP istediği kadar hedef şaşırtmak istesin. Bu halk derinleşen yoksulluğun sebebini, ayyuka çıkan yolsuzlukların sebebini, artan işsizliğin bir avuç yandaşı zenginleştirip yaşadıkları şatafatlı hayatın, bu talan düzeninin AKP olduğunu biliyor. Halk şunu da artık çok iyi biliyor. AKP sebep hayat pahalılığı sonuçtur. AKP sebep yoksulluk ve yolsuzluk sonuçtur. AKP sebep ekonomik buhran sonuçtur. AKP sebep liyakatsizlik sonuçtur. AKP sebep hukuksuz tüm uygulamalar sonuçtur. Değerli basın mensupları, çok değerli sevgili çocuklar. Yarın 23 Nisan. Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk ulusu kendi kaderini ve kendi istikbalini kendi belirledi. Bugün Türkiye dünyanın saygın ülkeleri arasındaysa bunun temelleri 23 Nisan 1920'de Ankara'da atıldı. Bu ülkenin tüm vatandaşları eşit haklara ve sorumluluğa sahip artık. Hiç kimse diğerinden üstün değil çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi vatandaşlarımızın öncelikle hak ve özgürlüklerini korumak anayasaya sahip çıkmak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini işler hale getirmek. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Bu saydıklarım bu milletin seçtiği her bir milletvekilinin de asli görevi. Meclis saygınlığıyla Türk ulusuna örnek olmalı. Şatafat ve görgüsüzlük Parlamento'nun kapısından girmemeli. Milletvekilleri yedikleri pahalı yemeklerle, kollarına taktıkları pahalı saatlerle, lüks uçaklarla yaptıkları seyahatlerle gündeme gelmemeli. Halkın vekili halk gibi yaşamalı. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras saygın, her alanda temiz, dürüst, eşit, özgür ve adaletli bir Türkiye'dir. Çocuklarımıza saygınlığın şekil ile değil, özle kazanılacağını, bilgiyle kazanılacağını göstermeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. Milyonlarca çocuğumuzun, evladımızın gözlerinden öpüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.